Hayat şartları, günlük koşuşturmacalar, ekonomik koşullar derken zaman akıp geçiyor. Bakalım vatandaş kitap okumaya vakit ayırabiliyor mu? Mutlaka bu insanların, Türk milletinin kitap okuması lazım. Önce eğitimli olmam lazım. Peki, hayatınızı değiştiren bir kitap oldu mu? Tabii ki. O insan gelişimi kitabıydı, yabancı bir yazarın. Onu okuduğumda hakikaten kendimi gelişmiş hissettim. Hangi alandaydı peki? Halkla ilişkiler, insan ilişkileri. Bu çok önemli. Bakın, parası olan insanlar gelişmiyor. Çünkü onlar para kazanmakla meşgul. Ama eğer ki parası olmaz, ben para kazanacağım diye hayata başlarsa insan ilişkileriyle gelişiyorlar. Bunu gördüm. Kitap okur musunuz? Okurum. Peki bu sıralar neyi okuyoruz? Bu sıralar İhsan Oktay'ı okuyorum. Onun daha önce yazdığı kitapları okuyorum. İşte Efrasiyab'ın hikayeleri. Daha ziyade ona yoğunlaştım son zamanlarda. Peki hayatınızı değiştirdi mi? Neler kattı size? Hangi bakış açılarınızı değiştirdi? Yani hayal gücünü geliştirdiği zaten bir gerçek. Macera romanları gün sıkıntısından kurtulmamızı sağlıyor. Hayatıma bu şekilde katkısı oluyor diyebilirim. Peki bugüne kadar en sevdiğiniz kitap hangisi olmuştur? Oğuz Atay'ın Tutunamayanları en sevdiğim kitap olmuştur. Ne buldunuz? Yani onda insan aslında kendisini buluyor. Özellikle işte çalışan, beyaz yakalı mesela, hayatla bir sorunu olan, daha ziyade yalnızlığını da yaşayan bu kadar kalabalık içerisinde bir şeyler bulduğum bir kitaptı benim için. Yani Nutuk'u mesela okuyorum. Bir daha gözden geçirip Türkiye'nin ne kadar tehlikede olduğunu anlamak için. Bir daha gözden geçiriyorsunuz. Evet. Arada okuyorsunuz yani. Yani bundan önce hepsini okumuştum. Birkaç kez. Ama şu günlerde tekrar okuyorum ki ne kadar tehlikede olduğumuzu ve Atatürk'ün çok değerli, çok önemli olduğunu tekrar anlayıp anlatmak için. Atatürk bu ülkeyi çok zor şartlarda kazandı. Bize, özellikle kadınlara, Avrupa Birliği'nde ya da Avrupa'da daha kadın hakları yokken 1930'lardan buraya bize seçilme seçme hakkını ve belediye meclis üyesinden tutun Artvin'de köy muhtarına kadar seçti. 1934'te de ilk milletvekilimizi seçti ve bugün bize çok önemli olan cumhuriyetimizi bağışladı. Ayrıyeten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız. Bütün herkese Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun ve lütfen Cumhuriyet Bayramımıza sahip çıkalım. Kitap okuyor musunuz? Okuyorum ama şimdiki gençler maalesef kitap mitap Allah'a emanet. Televizyon, radyo, internet, cep telefonlarından dolayı artık kitabın kokusunu dahi unuttular onlar. Peki size dönelim. Şu sıralar ne okuyorsunuz? Hangi kitabı okuyorsunuz? Ben müzisyenim kendim. Müzikle ilgili kitaplar okuyorum. Bach'ın, Chopin'in hayatlarını okuyoruz. En ilginizi çeken hangisidir peki? Hayatları olarak. Tabii şimdi onlar 3 yaşında dünya turuna çıkmışlar. Bach olsun, Rossini olsun, Bizet olsun, Chopin olsun. Onlar çocukluktan beri virtüöz yetişmişler. Virtüöz deriz hani, bilgi açısından müzikle ilgili. Ama şimdiki gençlere bakıyorum, o güzelim kitabın o kokusu, kırtasiye kokusu var ya, onu bile özlemiyorlar bizim gibi. Biz artık orta jenerasyon, bilmiyorlar belki. Ama tavsiye ederim, kitap her zaman insanı daha bir kaliteli, daha bir kültürlü, daha bir havalı, daha bir bilinçli kılıyor tabii ki. Şu anda Ayşe Kuli'nin son kitabı, Tutsak Güneş galiba'dı. Ayşe Kuli'ni takip ediyorsunuz. Evet. Peki soralım, neden Ayşe Kuli'ni takip ediyorsunuz? Yani çok akıcı ve çok sevdiğim bir yazar olduğu için çok takip ediyorum onu. Ama gerçekten kitaplar da çok pahalı, onu da söyleyeyim. Yani biraz hani bana kalsa çok iyi baskı yapmalarına da gerek yok. Hani daha ucuz da yapabilirler, kağıdını daha ucuz da yapabilirler. Dolayısıyla daha çok alırım yani. En son okuduğum kitap Oğuz Atay'dan Tutunamayanları okumuştum. Bu ara yine revaçta galiba. Evet tabii ki. Kaç yaşındasınız? 18. O yüzden ağır geldi herhalde. Evet yani tam bitiremedim ama yani bayağı kurgusu falan olarak güzel kitap. Peki ne buldunuz? Çalışma hayatını nasıl bekliyorsunuz? Yani çalışma hayatı iyi yani. İyi düşünüyorum. Ne okuyorsunuz? Yani daha lisedeyim. Üniversiteye geçeceğim. Tamam. Ne düşünüyorsunuz?
Yani mühendislik düşünüyorum, mekatronik mühendisliği. Yani edebiyata olan daha iyi tabii ki ama yani ülkenin şartları için. Para kazanmamız gerekiyor. Aynen öyle. Tamam. Peki hayatınızı değiştiren bir kitap oldu mu ya da en sevdiğiniz kitap hangisidir? Yani Emrah Serbest'le Erken Kaybedenler oldu. Gerçekten yani bende farklı bir yeri var. Emrah Serbest'le Behzat Ç. zamanı mı tanıştınız? Daha önce de biliyor muydunuz? Yani Behzat Ç.'den önce zaten Behzat Ç.'nin kitabını çıkarmıştı. Oradan tanıyorum. Suç ve Ceza'yı okumuştum mesela. Ortaokulda mı okudunuz? Lisede mi? Lisede okudum da bitiremedim zaten. Çok kitap okumuyorum ben. Peki Dostoyevski'nin başka kısa kitapları da var. Onları okudunuz mu? Ya ben o kadar kitap okumayı seven bir insan değilim. Zaten okul mecburiyetinden dolayı okumuştum da hani kitap okumak güzel bir şey ama okumuyorum. Şimdi ne yalan söyleyeyim yani. En son okuduğum Necat İşler'in Gerçek Hesap bu. Başka kitabı var mı biliyor musun? Yok, bildiğim kadarıyla yok. En son onu çıkardı. Zaten çıkardığı tek kitap da oydu. Yani ilk kitabı. Nasıl buldunuz dilini? Yani anlatış usulü güzeldi. Kendi hayatından bahsediyordu. Hani okuduğun zaman kendini o olayların içinde hissedebiliyorsun. Etkilendiğiniz kişiler hakkında okumayı mı daha çok seversiniz? Neler hakkında okumayı daha çok seversiniz? Yani etkilendiğim kişi demeyeyim de düşünce yapısını beğendiğim kişiler hakkındaki kitapları okumayı daha çok severim. Kitap, çok kitap alıyorum fakat okuyamıyorum. İnan çok kitap alıyorum. Vakit mi bulamıyorsunuz? Vakit yok gerçekten, vakit bulamıyorum. Ama keşke okuyabilsem yani. Okuyamıyorum yani ama her gün bir gazete okurum. Haberleri izliyorum. Yani güncel şeyleri takip ediyorum. Ekonomi, siyaset, spor. Peki hayatınızı değiştiren, kafanızı böyle alıp başka yerlere götüren en sevdiğiniz kitap hangisi olmuştur? Vallahi lise döneminde okuyordum yani. O dönemlerde yazarlarını da unuttum ama hafızamda kalan Liseli Bir Kız Sevdim diye bir kitap vardı. Oğuz Özdeş miydi neydi, o var yani. Kendinizi mi bulmuştunuz? Şimdi o dönemlerde hoşuma gittiydi yani. Yoksa o dönemlerin tabii ki Fakir Baykurt'un, Kemal Tahir'in falan çok güzel kitapları vardı. Okumayı çok istiyorum fakat çok kitap alırım. Aziz Nesin'in bütün kitaplarını alırım. Kemal Tahir'in alırım, Fakir Baykurt'un alırım. Ofisimde bütün şeylerim vardır yani. Çok seviyorum fakat zaman yok artık. Şu sıralar hangi kitabı okuyorsunuz? Kişisel gelişim kitapları. Daha çok kişisel gelişim. Kişisel gelişim, evet. Peki hangi alanda? İnsan psikolojisi düzeyinde, evet. Aslında insanı en çok hani değiştirebilecek, etkileyecek her şey psikolojiden, beyinden geçiyor. Evet. Peki ne söylersiniz okuduğunuz kitapla ilgili? Okumak insanın hazinesini, beyin doğacını geliştirir. Özellikle de ortaokul çağlardaki öğrencilerimize, yani gençlerimize tavsiye ediyoruz. Kitap okumanın, evet, o düzeyde okuyorum inşallah kısmet olursa. Öğretmen olacaksınız. Evet, inşallah. Peki şu anda okuduğunuz kitapla ilgili peki söyleyebileceğiniz bir şeyler var mı? Yani kitap okumayı seviyorum. Güzel, insanlarla daha iyi diyalog, daha iyi, topluma yararlı bir şekilde. Yani öneriyorum, kitap okumak güzel bir şey. Peki hayatınızı değiştiren bir kitap oldu mu? Yani kitap bilgidir. Tabii ki değiştiren çok oldu. Evet, bayağı bir kitap oldu. Şu sıralar neyi okuyorsunuz? En son Kürk Mantolu Madonna'yı okudum. Bu şey, spiker olayından dolayı. Onun dışında romantik komedi tarzında roman okurum. Peki Kürk Mantolu Madonna hakkında neler söylersiniz mesela? Mantolu Madonna hakkında güzel bir kitap, güzel bir aşk hikayesi. Onun dışında tabii yorumlananlardan ayrı olarak daha farklı, yani Madonna değil ama yani daha farklı bir kadın anlatıyor. Aynen. Ama sonuçta hayatınızı değiştiren, sizi çok etkileyen bir kitap da olmuştur. Evet, oldu ama yani şu an burada söylemem pek uygun olmaz, o bende kalsın. Green Eliton'un hikayesi çok güzel ama yani çok uygun değil şahsen Türkiye'de hani okuyanlar açısından. Ben şahsen onu beğendim. Belki farklı bir bakış açısından bakmayı sağlamıştır Türklere de. Yani evet, biraz öyle oldu, evet.